FETÖ'cü darbe girişimini ve devletteki FETÖ temizliğini Memur Sen Başkanı Sayın Ali Yalçın'la konuşacağız. Şu anda stüdyo konuğumuz Sayın Yalçın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Yalçın, bu arada son dakika gelişmeyi de görüyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı da FETÖ'cü temizliği devam ediyor. Gerçi devletin tüm kurumlarında, yargıda olsun, askeriyede, emniyette olsun, Milli Eğitim Bakanlığı da olsun, tüm kurumlarda böyle bir temizlik var. Milli Eğitim Bakanlığı 15.200 personeli açığa aldı. Ne dersiniz, bununla başlayalım ilk önce. Tabii öncelikle bu açığa almalar nedir? Önce ona paragraf açmak lazım. Açığa almak demek, incelemek üzere askıya almak demektir. Yani açığa alınan kişinin hemen bütün defteri dürülmüş, işi bitirilmiş anlamına gelmez. Bu incelemek için askıya almak demektir. Dolayısıyla tedbiren yapılan bir hareket. Türkiye bir darbe girişimine sahne oldu ve kanlı bir darbe girişimiydi. Şimdiye kadarki darbe girişimleri bu anlamda hiç böyle olmadı. Tarihin boyutuna bakılırsa, daha sonraki süreçlerde yargılamalar boyutuyla belki çok acı sonuçlar, çok travmatik sonuçlara yol açmış olabilir ama bu darbe girişimi millet iradesini esas hedef alan, meclisi esas alan ve insanlara hiç acımasız bir şekilde kurşun sıkabilen, tankları doğrultabilen ve ezip geçin, vurup geçin diyebilen, gözü dönmüş bir güruhun işi. Ben şu an Haseki Hastanesi'nden geliyorum. Haseki Hastanesi'nde 30 tane insan ayaklarından vurulmuş. Hepsi ayaklarından vurulmuş ve dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki tankların önüne çıktıkları, insanlar oraya getirilen askeri grubun önüne çıktıkları ve içeriye girişini engellemeye çalıştıkları için hiç gözlerinin yaşına bakmadan tamamen ayaklarından hepsi taranmış. Dolayısıyla böyle bir şeyde merhamet etmeyen bir yapı bu anlamda bir merhamet beklememeli. Dolayısıyla gözü dönmüş bir yapı direkt insanları tarıyorsa, direkt canına kastediyorsa, önceki gün Ankara'da iki tane cenazeye katıldım. Birisi bir üyemiz, direkt boynundan, yukarıdan helikopterden yapılan ateşte boynundan kafa kopmuş durumda. Dolayısıyla bir sürü insanın canına kastettiler. Ben meclis önündeydim o gece. Dolayısıyla meclis önünde genel kurmaya doğru giden o yol üzerindeki insanlar engel olmaya çalışırken yukarıdan tarandı ve bir yığın orada insanı yaraladılar ve birçok insanın hayatına mal oldular ve birçok insan şehit oldu. Dolayısıyla ortada bir kanlı darbe girişimi var ve bu kanlı darbe girişimi sonuca ulaşmak için elinden gelen bütün yöntemi deniyor. Öyleyse. Ve hala masum göstermeye çalışan insanlar da var. Hiç kimse makyaj falan yapmaya kalkmasın. Hiç kimse estetik yapmaya kalkmasın. Dolayısıyla bu yapıyı estetik tutmaz bu saatten sonra. Evet. Ama burada bir şeyin tabii çok dikkatli yapılması gerekiyor. Yaşın yanı sıra kurunun yanmaması için bu konuda çok dikkatli gidilmesi gerekiyor. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu anlamda bir tasarrufta bulunduğunu ben de şimdi yayına girerken öğrendim. Teknik açıdan söylüyorum. Bakanlıkla detayı görüşülür tabii ki. Buradaki görevden almalar demek açığa almak demektir. Bunlarla ilgili inceleme yapılacak demektir. İncelemenin sonucuna göre bakılacak. Dolayısıyla kimisi iade edilecektir, evet. Kimisi tamamen ilişiği kesilecektir. Çünkü Türkiye çok tarihinde uzun uzun irdelenecek, uzun uzun incelenecek. Demokrasi tarihinde asla affedilmeyecek ve belki halk iradesini ortaya koyması dolayısıyla Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği boyutuyla demokrasi bayramı diye hakikaten kutlanılabilecek bir bayram. Neden? Çünkü millet kendisine ayar vermeye çalışan ayarı bozuklara resmen ayar verdi. Ve bu anlamda millet bir şeyi yaptı, o da şu: cumhurun başına, yani milletin başına yönelen, başını hedef alanların, başı bozuk tayfanın dolayısıyla bu anlamda inine gireceğiz denilmişti. Şimdi devlet inine giriyor. Dolayısıyla hiç bu konuda ağlayıp sızlamaya gerek yok. Çünkü alçak uçuş yaparak insanların üzerine mermi yağdırdılar. Dolayısıyla alçak uçuş yapan alçaklar güruhu bu konuda hiç kimse de merhamet falan beklemesin. Çünkü darbe olayı netleştiğinde ve Ankara semalarında alçak uçuş yapılıyor ve ben o esnada balkondayım. Evinizdeydiniz. Tabii misafirim var ve evet, balkondayım. Ankara'da hakim bir yer. Dolayısıyla havada durmadan uçuşlar var. Jetler uçuyor. Nedir diye merak içerisinde. Bu neyin nesidir? Hı hı. Bir miktar sonra direkt MİT'e yukarıdan
saldırı yapıldı ve kurşunlar yağmur gibi yağdırıldı. Ben o zaman dedim eyvah, burada çok büyük bir sıkıntı var. Telefon trafiğiyle baktığımızda bunun darbe olduğunu anladığımız anda saat yarım olmadan, gece olmadan 11 küsürdü saniyesini hatırlamıyorum. Dolayısıyla direkt mesaj atarak kesinlikle darbenin sonuna kadar karşısındayız, direneceğiz dedik ve yayınlara müdahil oldum. O gün 3-4 tane yayına peş peşe bağlanarak kesinlikle halkı sokağa davet ederek 1 milyon üyemizde buna direneceğiz dedik. Çünkü şunu biliyoruz biz. Darbe olduğu zaman bu darbe direkt MİT'e de falan, emniyete de falan, sokaktaki insanlara de falan, insanların direkt kafasına sıkan, ayaklarına sıkan, hedef gözetmeyen bu anlamda bir cani grubun bu bastırmayı gerçekleştirmek için, çıktıkları yolda sonuca ulaşmak için milyonlarca insanı katledebilirler. Çünkü bir yola girmiş durumdalar. Aslında burada bir kamikaze, yani bir intihar saldırısı var değil mi? Kesinlikle. Yani son bir hamle. Ölümüne giden ve hiç hedef gözetmeyen. Ben meclise gittim, sayın başbakanın makamını yukarıdan tamamen çok ağır toplarla havaya uçurmuşlar. Evet. Meclis görmeye yürek dayanmıyor. Dış ülkelerin sefirleri oraya, elçileri çağrıldı ve meclisteki oturuma katıldık biz orada. Onlar o meclisi gezerken ben utandım. Oradaki herkes utandı. Neden? Çünkü bu ülkenin millet iradesini temsil eden yer meclistir. Meclisin hedef alındığı, tarma duman edildiği, her tarafın yakılıp yıkıldığı, döküldüğü bir ortamda siz kalkıp da burada böyle bir şeyde merhamet edemezsiniz. Dolayısıyla bu merhamet etmek demek bu ülkede bu tip şeylere müsaade etmek anlamında. Peki Sayın Yalçın, ya bu saatten sonra devlet kurumlarının en ince mikro yerlerine bile sızmış bir yapıdan bahsediyoruz. Siz de hep milli iradenin yanında yer almış bir sendikasınız. Nasıl mücadele edilecek? Bu temizlik harekatı bundan sonrası çok çok önemli. Bu sendikaların içinde de dahil ve diğer kurumlar. Sizin desteğiniz nasıl olacak veya bu konuyla ilgili bir öneriniz var mı? Nasıl sürdürülmesi gerekiyor? Burada devletin kendi birimleri var. Devlet kendisi bu anlamda kim nedir ne değildir. Bu envanteri devletin bir sürü kurumu var. Bu devlet bunu tutar. Dolayısıyla kimin ne olduğunu da biliyor devlet. Sadece bu 17-25 Aralık'tan sonra bu konuda yavaş davranan, biraz zamana yayan, biraz öteleyen, biraz oyalayan kurumlar vardı. Ve bunun neye mal olduğu, bu işin zamana yayılmasının neye mal olduğunu şimdi toplum olarak net olarak görmüş durumdayız. Dolayısıyla bu paralel yapının, bu ihanet çetesinin özelliği halktan destek alması değil. Evet. Şimdi bunlar olimpiyatlar olarak, Türkçe olimpiyatlar olarak sahalara toplanan o kalabalıkları kurşun asker zannettiler. Hayır, insanlar ortada cilalanıp palazlanmış, pazarlanmış bir yapı var. Dolayısıyla buna ilişkin manipüle edilmiş bir yapı. İnsanlar iyi niyetle, herkes katkı sundu o süreçte. Dolayısıyla bu o süreçte siz de katkı sunmuşsunuzdur, hükümet de sunmuştur, biz de sunmuşuzdur. Bütün STK'larda, bütün sivil toplumda, halkta. Çünkü kamufle edilmiş bir yapı var. Dolayısıyla 17-25 Aralık'ta gerçek yüzlerini ortaya koyduktan sonra bu yapı kamunun içerisinde sökülüp atılması gerekiyordu. Çünkü ortadaki durum şu. Yapı bir siyasal hareket değil. Devletin içerisine sızmış, belli noktalardan güç devşiren bir yapı. Dolayısıyla gücünü devletin içerisinde çöreklendiği yerlerden alıyor. Halktan almıyor. Eğer halktan almış olsaydı yapılan seçimlerde bağımsız aday koydukları adaylar çok gülünç oy almazlardı. Ciddi bir oy alırlardı. Hani tuzluğu koysak seçeriz diyorlardı. Dolayısıyla bunun halkta bir karşılığının olmadığı görüldü. Dolayısıyla bunlar bu gücünü devletin etkili noktalarına yerleşmiş olmalarından kaynaklı olarak devşirdikleri güçten alıyorlar. Ve bugün de tam da durum bunun tespitidir. Askerlerin içerisinde her noktaya yerleşen, hatta genelkurmayın yaveri, hatta Cumhurbaşkanı'nın baş yaveri olacak şekilde, baş muhafız olacak şekilde yerleşmiş bir yapı var. Dolayısıyla bu yapı bugünü bekliyor. Latif Erdoğan'ın paralel yapının içerisinde yıllarını geçirmiş ve onların uzmanı olarak Latif Erdoğan'ın dediği gibi bütün yatırım, 40 yıllık yatırım bugün için. Ama Allah'a şükürler olsun ki beceremediler. Allah'a şükürler olsun ki ellerini yüzlerine bulaştırdılar. Çünkü planladıkları gibi gitmedi. Basına yansıyan, dışarı yansıyan bilgilere bakıldığında gece 3'te millet uyurken önce devletin başına çöküp Sayın Cumhurbaşkanı'nı
bu ülkenin başkomutanını ve genelkurmay başkanını ikisini derdest edip daha sonra da sabah 5'te sıkı yönetim ilanını kamuoyuna duyurmak üzere kurgulanmış bir yapı. Bir suikast planıydı. Bir suikast planıyla planlayan bir yapı deşifre olması dolayısıyla erken aldığı darbeyi telaşla prime time kuşağı dediğimiz herkesin en diri olduğu saatte gerçekleştirmek zorunda kaldı ve omurgalı sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, iktidarın ve en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın halkı sokağa davet etmesi ve sonuna kadar buna karşıyız, millet olaya el koysun demesiyle millet olaya el koymuştur. Dolayısıyla darbeyi millet yapmıştır. Bundan sonra bu ülkede darbeler parantezi kapanmıştır. Bundan sonra herkes aklı esen bu ülkede darbe yapamaz. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Bundan önce de gerçi diyorduk biz. Yıl 2016 hani bu sorgulamalardan sonra, çok tartıştıktan sonra bir daha darbe o kimsenin aklına gelmiyordu. Böyle hayır, bir silahlı darbe ihtimali bu ülkede her zaman için vardı. Zaten hükümetin yaş kararları dolayısıyla 400'e yakın üst düzey kişinin yaş kararlarında görüşüleceği bir zemini ifade etmesiyle dolayısıyla bu darbe bu tarihe sıkıştırılmış durumda. Emre Uslu'nun ne zaman döneceksiniz dediğinde... Hayır, şu anlamda söylüyorum Sayın Yalçın. Yani bundan sonrası içinde ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Yani bu temizlik sürecinden bahsediyorum. Kesinlikle. Mesela FETÖ'cü yapının en çok önem verdiği yerlerden biri eğitim kurumları. Doğru. Yani bu Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK de dahil, YÖK'ün içinde de varsa eğer Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde bunların herhalde çok çok iyi sıkı denetimden bütün geçirilip... Bütün kurumlarda, sadece Milli Eğitim değil, bütün kurumlarda. Evet. Bu yapının 3 tane stratejik hedefi var. Bir de buçuk diyebiliriz, 3,5. O buçuğu eğer gerçekleştirebilirlerse. 3 tane stratejik hedefi şudur. Bütün kurumların bilişim birimlerinin mutlaka ama mutlaka ele geçirilmesi. 2. Bütün kurumların personel birimlerinin, insan kaynakları birimlerinin bir şekilde kontrole alınması. 3. Bütün kurumların mali işler bilimlerinin, para sevkiyatının olduğu birimlerinin ele alınması gibi bir hedef vardır. Buçuk hedef dediğimiz her yerde gerçekleştirmeleri mümkün değil. O da özel kalem ve özel birinci derecedeki yakındaki kişilerin bir şekilde oralara yerleştirilmesidir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın baş muhafızı böyleyse, Genelkurmay Başkanı'nın yanındaki birinci adam böyleyse, bütün kurumlar bu anlamda benim yanımdaki adam kimdir diye bakmak zorunda. Sayın Yalçın, esasen burada FETÖ'cü teröristlerden bahsediyoruz ama dün bir özel programda bir gazeteci arkadaşımızın tespiti çok enteresandı. Dünkü ifadelerden yola çıkarak, işte bu darbeci teröristlerin ifadelerinden yola çıkarak dedi ki enteresan bir durum var dedi. Bir tabloyla karşı karşıyayız. Aslında bu FETÖ'cü teröristlerden bahsederken aynı zamanda Kemalist yapıya yakın kişilerin de, yani burada bir işte istihbarat, değişik istihbaratlara bağlı, kimse bunun medya ayağı da dahil, bütün farklı düşüncelerden ve gruplardan teröristlerin, Türkiye karşıtlarının, Erdoğan karşıtlarının bu suikast girişiminde, hain girişiminde birliktelik yaptığını görüyoruz dedi. Böyle bir tablo da var. Yayın darbenin gerçekleşme durumu veya darbenin daha doğrusu deşifre olduğu saatte basın kuruluşları takip edilirse burada kimin ne kadar doğru durduğu, ne kadar zikzak çizdiği, ne kadar süreci manipüle etmeye çalıştığı belli olur. Zaten bu analiz yapıldığında burada bir ortak öfke birlikteliği var. Yani bütün olay Cumhurbaşkanı üzerine odaklandırılıyor. Ve çünkü burada şöyle bir durum var. Amerika'da bir dergi bir röportaj yapıyor ve ordu üst düzey bir yetkiliye bir darbenin başarıya ulaşması için ne gerekli denildiğinde diyor ki öncelikle başın kontrol altına alınabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada devletin başının hedef alınmış olması boşuna değil. Değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 15 dakika daha çıkmasaydım beni orada katledecekleri dediği şey tam da buna uyuyor. Direkt devletin başı hedef alınmış durumda. Dolayısıyla bazı kesimler bu anlamda geçmişten bugüne kadar sıkışmış olan gazlarının, öfkelerinin, saçmalıklarının beraber bileşkesi olarak paralelle sonuca ulaşılsın da nasıl ulaşılırsa ulaşılsın her yol meşrudur yaklaşımında bir birliktelik gözüküyor. Dolayısıyla en az öbürü kadar o da suçludur, en az öbürü kadar o da tehlikelidir. Dolayısıyla bu ülke haini bol bir ülke. Üzülerek ifade edelim. Aydın görünümlü haini de bol bir ülke. Yani sadece
tekil olarak hain demiyorum. Aydın görünümlü hain de bu ülke. Dolayısıyla birçok aydın görünümlü insan aslında bir hain bu ülkede. Çok tuhaf manipülasyonlar yapıyorlar ve hangi servisler adına, kimler adına çalışıyorlar anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu ülkede ne isteniyor anlamakta zorluk çekiyoruz. Çünkü bu ülke son kale diye ifade ederken boş yere ifade etmiyoruz. Evet. Mazlum ve mağdur coğrafyaların dünyanın birçok yerine gittim. Birçok coğrafyada sendikal faaliyetin içerisinde bulundum. Bazı sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde, insani yardım faaliyetlerinin içerisinde bulundum. Gittiğimiz her yerde insanlar Türkiye'ye bir gıptayla bakıyor ve bu anlamda bir umudu varsa, bir beklentisi varsa onu Türkiye üzerine yüklemiş durumda. Dolayısıyla böyle bir yerde buranın hedef alınmış olması sadece buradakilerin değil, bu hedefi ortaya koyan dışarıdakilerin esas tezgahı. Dolayısıyla dün çok enteresan bir durum vardı. Bir Suriyelinin şu tip bir şeyine tanık olduk, tespitine. Diyor ki bizim ülkemizde bu olay cereyan ettiğinde, ülkemiz karıştığında biz halk olarak sokaklara inip irademizi Türkiye'dekilerin koyduğu gibi, buradaki milletin yapabildiği gibi ölümü göze alabilseydik, bir anda sokaklara çökseydik belki biz bu durumu yaşamayacaktık diyor. Türk halkı bu anlamda çok destansı bir şey yaptı ve sokaklara çıkarak tankların önüne yattı, tankların üzerine çıktı ve kendisine silah doğrultan paralel yanaret çetesinin çetelerinin elinden silahı aldı, botu aldı, kepi aldı ve onları kendisi bizzat etkisiz hale getirerek emniyet tetesine. Sayın Yalçın, bir seyircimiz de diyor ki mesela 17-25 Aralık'tan sonra bizim sendikalarımıza da girerek kamufle olmaya çalıştılar. Bu yapıların çok ince, sıkı incelenmesi lazım diyor. Başkanımıza da bunu ifade etmekte fayda bu var diyor. Bu soruyu soran arkadaşımız hiç endişe etmesin. Biz kim kaç kuruşluk adamdır, kim nedir, ciğerlerine kadar biliriz. Dolayısıyla şu an zaten o gece olay yaşanır yaşanmaz, dolayısıyla teşkilatımıza talimat verdik, üye kaydı durdurulmuştur diye. Dolayısıyla bu süreçte geliş kapalıdır. Olağanüstü bir durum yaşıyor ülke. Dolayısıyla önceden de ne olduğu, kimin ne yaptığı, arazide durumunun ne olduğunu bu arada, çok net olarak biliyorum. Sayın Yalçın, affedersiniz. Bu anlamda bir kaygı yaşamasınlar. Özür dilerim İbrahim Güneş editörü arkadaşımız. Bir daha tekrar eder misin? YÖK'ün açıklaması vardı. 1577 dekanın istifasını istemiş YÖK. Şu anda bu isabet hemen etmiş. İsabet evet etmiş. Sebebi şu. YÖK toplantı yaptı ve bazı rektörleri toplantıya çağırma gereği hissetmedi. Neden? Açık ve seçik net olarak paralel. Ve tamamen üniversitelerde bu paralel yapılanma ayyuka çıkmış durumda. Oldukları yerde asla başkasına nefes alma hakkı tanımıyorlar. Bu kadar net. Dolayısıyla devletin içerisine çöreklenmiş, devletin birimlerini ele geçirmiş, kanallarını ele geçirmiş, buradan güç devşirmiş bir yapı var. Bu gücü nasıl kullandıkları ve neye kullandıklarını millet net olarak görmüş durumda. Devletin görevlisi devletten emir alır. Tutup da Pensilvanya'daki bir ucube bir adamdan, ihanet eden bir adamdan, hoca kılıklı bir teröristten almaz, psikolojisi bozuk bir adamdan almaz. Dolayısıyla bu ülkeye bu yapılmaz. Dolayısıyla ülkemizin şu an karşılaştığı durum hakikaten üzülecek bir durum bir boyutuyla. Neden? Ülke dünya genelinde itibar kaybetmiştir. Dünya genelinde bu ülkenin ordusuna gölge düşürülmüştür. Dolayısıyla bu ülkenin bazı kurumları tartışmaya açılmıştır. Buna cesaret etmek, tevessül etmek bir ihanetten başka bir şey değildir. Dolayısıyla ülkenin görevlisi milletin verdiği maaşla o kurumda duruyor. Orada millete hizmet için duruyor. Emri de bu milletin temsilcilerinden alacak. Dolayısıyla kökü dışarıda, kimlerle irtibatlı olduğu, kimlerle grift ilişkiler içerisinde olduğu konusunda herkesin artık kanaat getirdiği ve her şeyin ayan beyan ortaya çıktığı bir yerden emir alacak falan değil. Bu emri alıyorsa dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın genel sekreterine silah doğrultup yat yere deyip bunu nasıl yapıyorsun dediğinde dinlediği emri aldığı yeri ifade ediyorsa o zaman ortada çok vahim bir durum vardır. Dolayısıyla emir aldıklarınız şimdi sizi gelsin kurtarsın demiş olmak burada çok acımasızlık olmaz. O yüzden burada sadece dikkat edilmesi gereken bir şey var. Son cümle. O da şudur. Açığa alınan insanların hakikaten araştırması iyi yapılmak durumunda. Çünkü bu tip durumlarda çok enteresan yaklaşımlar, emeller, hırslar, saçmalıklar devreye girebilir. O yüzden askıya alınanlarla ilgili çok nitelikli araştırmalar yapılarak
Dolayısıyla yaşın yanı sıra kuru yakılmadan bu konuda dikkat edilmeli. Ama kesinlikle sabit görülmüşse, bilgiler buna göre ise ve oraya psikolojik destek veriyorsa, oranın düdüğünü çalıyorsa o zaman gitsin orası karnını doyursun. Dolayısıyla devletin kaynaklarından bunların beslenmesi ve devlete tuzak kurmasına müsaade edilmemeli diye düşünüyorum. Teşekkürler Sayın Yalçın. Ben değerli yorumlarınız için katkılarınız. Sağ olun efendim. Sağ olun. Şimdi kısa bir soluk alalım. Saat başında tekrar buluşuruz. Üreten Türkiye'nin bankası Halkbank, piyasaların ritmini sunar.